Ben size kısaca endüstriyel mineraller nedir, nerelerde kullanılır, böyle teknolojisine falan girmeden herkesin anlayacağı bir dilden, çünkü bir sürü endüstriyel mineral var, onları anlatmak istiyorum. Yani doğal taş, metalik madenler diyelim, işte kurşun, çinko, bakır, demir, alüminyum vesaire, onların haricinde ve de kömürün haricindeki her şeye endüstriyel mineral diyoruz. Endüstriyel mineraller çoğunlukla çıkarıldıkları gibi mineral haliyle kullanılıyor. Ancak onlardan ürünler de elde ediliyor haliyle. Aynı zamanda endüstriyel minerallerden metal de elde edilebilir. Sözün gelişi magnezyum metali elde edebilirsiniz. Sadece manyezit olarak kullanmazsınız falan. Fakat çoğunlukla kullanımları metal olarak değildir bunların. Ucuzdur, nispeten ucuzdur. Yani birkaç yüz dolardan fazla değildir tonu. Yer altından çıkarıldıkları şekliyle tabii, ürün olarak değil. Yani endüstriyel mineraller kabaca bu. Ben bir PowerPoint paylaşayım. Oradan takip edeceğiz alfabetik sırayla. Herkes görebiliyor zannediyorum. Alfabetik sırayla gideriz. Alçı taşı, anhidrit. Şimdi alçı taşı o kadar çok ki Türkiye'de bugüne kadar niye ihmal edildi ben de bilmiyorum. Yani Cumhuriyet öncesine bakıyorsunuz kullanılıyor. Cumhuriyetle beraber unutulmuş gibi. 2000 yılında maden kanununa girmesiyle beraber tekrar bir canlandı. 2000'lerde Ankara Bala'da bir iki tane firma vardı. Bugün bütün global firmalar, ilaveten yerli firmalar, 12-13 tane alçı taşı, alçı ürünleri yapan firma var. Üretim var. Ve Türkiye'nin doğusunda da var. Sadece Ankara'da değil. Sivas, doğuda, Diyarbakır'da falan alçı madeni var. Alçı fabrikaları var. Ve biz alçı teknolojisi ihraç eder hale de geldik. Yani bugün Türkiye'de Lafarge, Knauf, bunların pek çoğunun ismi biliyorsunuzdur. Her türlü alçı yapıyor. Bizim yerli ABS de yapıyor hepsini. En çok bildiğiniz belki sıva alçısı. İşte onun ötesinde saten alçı, karton pier alçısı, alçı blok, makine alçısı, alçı plaka, bir sürü alçı var. Alçının çok enteresan özellikleri var. Onları ifade etmem lazım. Hafif bir malzeme. Şöyle kıyaslarsak, yani 10 katlı böyle 40 daireli falan bir 120 metrekare yer daire olan bir yerde apartmanda karasıva yerine alçı kullanırsanız sıvada aşağı yukarı 680 ton fark ediyor. Bu ciddi bir rakam. Yani bunu 10 katlı olması lazım değil. Tek katta da fark ediyor. İşte 20 ton kara sıva yerine 4-5 ton alçı sıva yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ayrıca alçı nefes alıp veren bir malzeme. Nemi de alıp veren bir malzeme. Ses yalıtımı kara sıvaya göre 5 kat daha fazla. Ne bileyim, 1 santim alçı sıva 3,5 santim kara sıvaya denk falan geliyor ısı yalıtımı açısından. Yani böyle enteresan iyi tarafları olan bir malzeme. Türkiye'de yeni takdir ediliyor. Son 20 yılda gelişti. Bugün milyon ton neredeyse üretimlerimiz var. Sadece inşaat değil tabii. Çoğunlukla inşaat ama ben mesela ziraatte de kullanıldığını biliyorum. Yer fıstığı, patates, işte pamuk, yonca bunlara iyi geldiğini biliyorum. Ayrıca gene 2000 yıllarda zirai mineraller diye bir dizi mineral 12 tane kadar yönetmeliklerimize girdi. Bunlardan bir tanesi de alçı taşı. Alçının ayrıca şöyle bir özelliği var, onu belirtmek isterim. Bu 1800'lerde Paris'te büyük bir yangın oluyor. Paris'in altı olduğu gibi alçı da zaten. Fransızlar alçı işini de iyi bilir. Yangından sonra fark ediyorlar ki bazı ahşap binalar alçıyla sıvanmış, yangından korunmuş. Yani alçının yangın geciktirici özelliği var. Çünkü üzerinde su molekülü taşır. Yer altından çıktığı gibi, buradaki resimdeki gibi, iki molekül suyu vardır bunun. Bunun bir kısmını atarsınız. Önemli değil. Yani 155 derecelik fırınlarda basit bir teknoloji. Ondan sonra bildiğiniz alçı haline gelir. Ayrıca bunun içine başka şeyler katılıyor gayet tabii. Sadece bunlar ibaret değil. Dondurucu, priz aldırıcı gibi veyahut
kullanmak istediğiniz fonksiyona göre başka mineraller de katılabiliyor. Dolayısıyla böyle en azından koruma altına almak istediğiniz bir kısım varsa evinizde tavsiye ederim. Orada alçı blok, alçı plaka, mümkün olduğu kadar alçı kullanın. Aslında bu yurt dışında merdiven boşlukları, asansör boşluklarında mecburidir. Yangına karşı olduğu için. Bizde böyle bir şey yok henüz. Olmasını umarım. Biz dediğim gibi geri kalmışız. Yani İran bile bizden çok alçı kullanıyor. Alçımız çok. Yani niye kullanmıyoruz bilmiyorum. Bugün Kayseri'den yola çıkarsanız Şarkışlar'dan itibaren alçıdır. Sivas. Devam edin Erzurum'a doğru. Dağtaş alçı. Yani alçıdan yana bir sıkıntı yok. Ama Türkiye işte bu son 20 yılda bunu fark etti. Bugün dünya sıralamasında 9. 10. falan olduğunu tahmin ediyorum. Burada gördüğünüz gibi ham alçı taşı çok ucuz bir malzeme. 10 dolar, 11 dolar. İthalat çok farklı bir şey. Görüyorsunuz 500 dolar. Bunun sebebi de muhtemelen bunlar özel alçılar. Yani bu sadece 150 derecede kaynatılan, şey yapılan, kurutulan değil de otoklavlarda yapılan veyahut anhidrit de susuz alçıdır. Anhidritte hiç su molekülü yok. Yani tabiatta bulunduğu şekliyle. Bunu siz 400 derecede ısıtınca da yapıyorsunuz. Bunu da özel uygulamalarda kullanıyorsunuz. Muhtemelen bu 500 dolar olan şey de bu özel alçı. Alçı konusunda yeteri kadar konuş zaten barite geçelim. Barit bugün Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir şey. Şöyle ki barit her şeyden önce sondajda kullanılıyor. Derin sondajda kullanılıyor. Yani şöyle bir 100 metreye kadar olan sondajda ihtiyaç olmayabilir ama bu petrol ve doğal gaz sondajlarında bunlar büyük sondajlar. Birkaç bin metrelerden bahsediyoruz. Barit kendisinden yoğunluğu 4,5 bir malzeme. Bununla yaptığınız çamur, sondaj çamuru yoğun olduğu için sondajla kırdığınız kaya parçacıkları onun içinde yüzerek yüzeye çıkar. Dolayısıyla da baritin böyle olmazsa olmaz bir fonksiyonu vardır. Bunun yerine geçen başka bir şey yok yani. Standartlarda da en aşağı 4,2 olması istenir. Bu yakınlarda 4,1'i de kabul eder oldular. Çünkü kaynaklar azalıyor. Türkiye barit konusunda fena değil. Bir ara 80'lerde, 90'larda 12-15 tane firma vardı. Şimdi 2-3 tane var gerçi. Fakat sadece sondaj dedi. Yani çoğunlukla %80'i sondaja gidiyor. Onun için bahsetmek istedim. Fakat bugün arabanızdaki balatalarda fren balatası, debriyaj balatası veya yollardaki o beyaz boyan ona barittidir. Çünkü barit kolay kolay bozulmaz. Fiziki ve kimyasal olarak dayanıklı bir malzemedir. Dolayısıyla barit tercih ediliyor bu tür uygulamalarda. Aynı zamanda bu müthiş bir ses izolasyonu da verir. Radyasyona karşıdır. Bu küçük çekmecede küçük bir nükleer reaktörümüz var biliyorsunuz. 74'te oraya 2000 ton barit verildi. Zırhlama olarak yani radyasyonu önleyici olarak. Bu şekilde halen kullanılıyor. Yani röntgen odalarında vesaire radyasyona karşı duvarlarda. Evimizde ağırlık tuğlası olarak çamaşır makinelerinin içinde de karşınıza çıkabilir. Golf oynuyorsanız golf topunuzun içinde de barit olabilir. Veya bu çizilmeyen boyalar var. BMW'nin boyasında var birkaç kilo barit var onu biliyorum. Tabii nano partikül olarak öğütüldüğü için onu barit olarak görmüyoruz dahi. Yani böyle çok çeşitli bugüne bu saydıklarım hep doğal haliyle olan baritten elde edilen baryum işte nitrat, ferit vesaire şeyler var. Mesela örneğin nitrat havai fişeklerdeki yeşil rengi veren şey veyahut ferit bu küçük elektrikli motorlardaki kullanılan mıknatıs, baryum ferit. Arabalarımızın her tarafında var aşağı yukarı o küçük motorlardan.
Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi rakam 100 dolar falan gibi. 127 dolar çok büyük bir rakam değil. Yani normal bir rakam ham olarak. Öğütüldükten sonra biraz daha. Burada mikronize nedir onu söyleyeyim. Mikronize aşağı yukarı 20 mikronun altındaki şeylere biz mikronize diyoruz. Boyada falan kullanılıyor. Tabii 20 mikron nedir derseniz mesela saçımızın teli 20 mikron falan olabilir. En fazla 50 mikrondur diye düşünüyorum. İthalat rakamına bakarsanız bakın çok yüksek. Öğütülmüş veya mikronizede. Bunun sebebi beyazlıktır. Beyaz olan barit daha değerlidir. Bizdeki baritler çok beyaz değil. Buradaki belli bir ölçü var tabii. Dolayısıyla o yollara gördüğünüz beyaz barit muhtemelen ithal edilmiştir. Belki de Çin'den geliyordur. Az bulunduğu için de fiyatlıdır. Yoksa öğütmekte sorun yok. Biz de mikronize yapıyoruz. Mikronize derken 20 mikronun altını dedik. Kağıda kullanıyorsanız işte 3-5 mikronun altı. Yani bayağı bir ince. Ama sondajda kullandığınız 75 mikron altı gibi. Baritin peşine bentonit geliyor. Bentonit ile barit beraber peş peşe gelmesi de enteresan. Bentonitin de neredeyse %80'i sondaja giden bir malzeme. Bu bir kil. O kendi başına bentonit bir mineral değil. Bentonit ismi altında ve 5 tane kil minerali var. Ama fonksiyon açısından bunların içinde en mühim montmorillonit olan kil minerali. Ve onun özellikleri sayesinde sondaj çamuru her türlü sondajda yani bu kısa sondajlarda da bentonit kullanılıyor. Burada kısaca bir şey anlatayım. Bu basında da çok dillendiriliyor. İşte siyanürlü sondaj falan diye böyle bir şey tabii ki yok. Bir etiket yapıştırdılar. Kurtulamıyoruz. Siyanür hiçbir şekilde sondajda kullanılmıyor. Alakasız. Hurafe. Fakat bentonit enteresan. Şöyle de iddialarla karşılaşıyoruz. Burada sondaj yapılıyor. Kaz Dağları'nda sözün gelişi Bozcaada'dan çıkıyor bentonitin sondajın çamuru diye. Bu mümkün değil. Yani niye değil? Söyleyeyim. Bentonit kil mineralini şişer. Suyu emer yani. Müthiş bir su emme kapasitesi vardır. Biz hatta bentoniti çatlaklara doldurması için bu boğazdaki tünellere verdik. İşte barajlara veriyoruz. En son Irak'taki Musul Barajı'na verdik. Bunu kendiniz de şey yapabilirsiniz. Yani bir sondaj yapandan gidip bir kaşık bentonit alıp bir bardak suya atarsınız, karıştırırsınız. Ertesi gün geldiğinizde o bir jel olmuştur. Böyle jöle gibi. Bentonitin dolayısıyla böyle kilometrelerce öteden çıkması falan mümkün değil. Bilakis tıkanır bir yerde. Bentonit çok değişik kullanımları da var. Çoğunlukla sondaj ama. Mesela hayvan yemine veriyoruz %2. Daha fazla olmaz tabii ki. Tıkar. İshale karşı tavuk yemlerinde kullanılıyor. Aslında iki fonksiyonu var. Hem yemi tutucu ve bağlayıcı olarak hem de o pelet gibi yemleri hem de ishale karşı. Büyükbaşta da kullanılıyor. Ya bu arada yeri gelmiş İtalyanlar İkinci Dünya Savaşı'nda ekmeği bile koymuşlar. Yani top tutuyor insanları diye. Bugün aktarlarda satılıyor barit. Kimisi güzellik için cildinize sürün diyor. Kimisi için iyi gelir diyor. Hani baritin, bentonitin zararlı bir tarafını bilmiyorum. İçinde ağır metal varsa tabii ki yenmez. Yani o şey. Bunun ötesinde biz mesela bentonit en çok döküm sanayine veriyoruz. Döküm kumunu tutucu, bağlayıcı. Döküm sanayimiz Avrupa'da sanıyorum Almanya'dan sonra ikinci olduk. Yani Fransa'yı yakaladığımızı zannediyorum. Aşağı yukarı 1 milyon tondan fazla döküm yapılıyor. Bunun %10 kadar da işte 100 bin ton üzeri bentonit kullanılıyor bu dökümlerde. Peletleme sanayinde keza demir madeninin konsantresi toz şeklinde. Bunları pelet haline getiriyorsunuz uçup kaçmasın diye. Bunlar bentonitle bir arada tutuluyor. Pelet yapılıyor. Yani böyle çok karton sanayine veriyoruz. Veriyoruz derken ben şu an çalıştığım firma İmeris'te yöneticiyim. Bentonit ve başka bir takım işte feldspat, perlit,
vermikülit, kalsit, böyle bir sürü endüstriyel minerallerde faaliyetleriniz var. Kağıtta değil ama şeyde karton şeklindeki kağıtta gene böyle bağlayıcı, tutucu şeklinde bentonit kullanılıyor. Buraya da veriyoruz. Tabii sadece bentonit olması yeterli değil. Belli şişme özellikleri, renk vesaire, işte istenmeyen şeyler var. Şu an yurt dışına ihraç ediyoruz. Kimya fabrikalarına katalizör yapan firmalar kükürt istemiyorlar. Örneğin kükürlü olmayan bentonit tercih ediyorlar. Başka özellikler de var. Yani tek özelliği su absorpsiyon kapasitesi değil. Bentonit, bu arada bentonit ile ilgili şurada bir şey dikkat edin. Aktifleştirilmiş kil diye geçiyor da bu da aslında bentonit. Şimdi ben bu rakamları, istatistiklerin hepsini TÜİK'ten alıyorum, aldım. Her şey çok net değil. Sınıflandırmalar çok doğru olmayabiliyor. Fakat kabaca görüyorsunuz böyle milyon tonları yakalamış vaziyetteyiz bentonitte. Yani dünyada ciddi bir yerdeyiz. Bir yere geldik sayılır. O da son 20 yılda olan bir şey. Bentonit, kalsiyumlu bentonit ise bunu soda külüyle aktifleştirip sodyumlu yapıyorsunuz. Sonra da aktifleştirilmiş kil diyorlar. Bu da bentonit aslında yani. Öyle bir şey tarafı var, kullanımı. Bizim bentonit yataklarımız Ünye Fatsa, Enes, Balıkesir, Çankırı, bentonit bol yani Türkiye'de yaygın. Boksit üzerinde çok durmayacağım. Boksit çünkü aslında biraz şeye giriyor, metale giriyor. Yani buradan alüminyum elde ediyorsunuz kabaca. Daha ziyade Seydişehir Alüminyum Türkiye'deki boksitleri. Türkiye işte Akdeniz boksit kuşağındayız, güneydeki boksitimiz var. Fakat endüstriyel olarak da kullanım var olduğu için ben buraya koymuşum. Mesela alüminyum hidroksit olarak elde edildiği zaman ürün olarak tabii yağından çıktığı şekilde değil. Yangın geciktirici olarak. Nerede yangın geciktirici? Bu sefer kablolarda, PVC'nin içinde vesaire. Böyle cüruf akışkanlığı düzenleyici demir çelik sanayinde falan ve son zamanlarda da bu propan diye bir şey var. Derin gaz sondajlarında basınçla çatlatma yapıyorlar ya o kuyular çökmesin diye. Çok çünkü boksit güçlü bir malzeme. Öyle kolay kolay kırılan, ezilen bir şey değil. Kuyularda kullanılıyor. Propan denen şey bu. Böyle de bir uygulaması var. Bunlar endüstriyel mineral uygulamalarına giriyor. Borlar biliyorsunuz çok bilinen bir şey olduğu için hızlı geçeceğim. Yani artık borlarda Türkiye dünyanın en çok boruna sahip. 500 yıllık borumuz var. Tabii o izafi bir şey. Ne kadar kullandığınıza bağlı. Efendim, üretimin, dünyadaki üretimin yarıdan fazlası, %70'i bizde bor minerali olarak kastediliyor tabii. Pazarın da %50'den fazlası bizde. Eti maden ileli yapılıyor. Devlet eski Etibank Eti Maden oldu. Sadece bor yapıyor artık Eti Maden. Eskisi gibi değil. Borda da işte sodyumlusu, kalsiyumlusu falan vardı. Eskiden bu Bandırma tarafında kalsiyumlu borlar vardı. Hatta buna pandermit denirdi çünkü Panderma yani Bandırma'dan ihraç edildiği için öyle isim konmuştu. 50'lere kadar, 1950'lere kadar çalıştı zannediyorum buraları. Sonra 60'larda işte bu Kırka falan bulununca o tercih edildi. Bu gördüğünüz resim Kırka Ocağı'nın Eskişehir, Seyit Gazi Kırka bilmeyenler için. Oradan alınmadır. Borların da çok yani en çok nerede kullanılıyor? Camda muhakkak ki. Pyrex camlarda falan hep bor vardır. Yani %60 falan olabilir. Bor karbür yapılacak. Bakan açıkladı. Deterjan yapıyorlar. Ben küçükken karınca ilacı diye bile kullanıyordum. Karıncalar yerse Evet. şimdi tarımda da kullanılıyor. Yani eti madenin ürünleri var. Belli miktarda aşırı olmamak kaydıyla bor bitkilerin büyümesinde olmazsa olmaz bir şey yani. Bizim bor birden çok. Sadece kırka yok. Yani Bigariç vesaire başka yerlerde de madenlerimiz var.
Bor konusu da soru olursa daha sonra döneriz. Biraz daha hızlandırmak adına devam edeyim ama yani milyon tonların üzerinde üretimimiz var, onu söyleyebilirim. Yani bütün dünyada da 5 milyon ton varsa bizim konsantreleriyle beraber burada rakam yansıtmıyor onu belki ama 2,5 milyon tonun üzerindesi de bizden gidiyor. Burada tabii ham borun 300 dolarlardaki fiyatı gördünüz. Bunun türevlerini borik asit vesaire türevleri var. Bandırma da yapılıyor gene. Bunlar 800 ila 1000 dolar arası rakamlara satılan ürünler. Yani diatomit çok enteresan bir malzeme. Diatomit eskiden okyanuslarda yaşamış diatomların diyelim. Buna Almanlar Kieselgurte diyor. Yani Türkçe'ye de geçmiş, literatürümüzde var. Bu minyatür yani mikron boyutundaki yaratıklar, resimde görüyorsunuz, değişik şekillerde. Bunların iskeletleri. Sağ taraftaki resimde de görüyorsunuz böyle bir katman var. Orası olduğu gibi diatomit. Denizlerin dibine birikmiş, birikmiş, birikmiş. Bugünlerde kullanıyoruz. Aslında ithal ediyoruz. Türkiye'de var. Şeker fabrikaları da hatta bir fabrika yaptıydı Ankara'da. Daha sonra terk ettiler, bıraktılar o işi. Çünkü gıdada kullanılan yani süzmede da en çok bira ve nişasta süzmede kullanılıyor. Aşağı yukarı bir 10 bin ton kadar kullanılıyor Türkiye'de. Böyle pırıl pırıl gördüğünüz biralar diatomitle muhtemelen süzülüyor. Bu gördüğünüz gözenekler mikron boyutundan küçük yani öyle diyeyim. Fakat bizdekiler zannediyorum gıda kalitesi değil. Yani o kadar saf ve temiz olmadığı için üretimden vazgeçilmiş. Onun yerine perlite dönülmüş birçok uygulamalarda diye düşünüyorum. Ama var mı? Var. Hatta en büyük şeyi de Kayseri tarafında yatakları. Fakat üzerine şimdi baraj yapıldı. Hırka. Kayseri Hırka'dı. Dolayısıyla onu değerlendiremiyoruz. O da ayrı bir mevzu. Ben toprakta bile kullanıyorum. Toprak iyileştirici minerallerden bir tanesi de bu. Buna %10 kadar katın toprağı. Küçük bir tarlanız varsa tabii. Valla verdiğiniz sudan %50 tasarruf ediyorsunuz. Yani suyu tutuyor. Betona da katılıyor. İşte basınç direncini arttırıyor. Boyalara katılıyor dolgu bahçesi. Mat boya istiyorsanız. Yani boyalara pek çok şey katılıyor muhakkak ya. Bunun fonksiyonu ayrı. Bu kendi başına çok enteresan bir malzeme. O dünyada iddialı olduğumuz bir şey değil onu söyleyebilirim. Şu anda da üretim olduğunu zannetmiyorum yani Türkiye'de. Felspat'ta iddialıyız evet. Felspat'ta neredeyse bir numarayız. Yani ya İtalya ya biz. Yani zannediyorum İtalya'yı da geçtik. Aşağı yukarı dünyada 7-8 milyon ton feldspat üretiliyor da. Pardon 20 milyon ton. Bunun 6-7-8 milyonu belki Türkiye'den üretiliyor. Burada da işte sodyumlu, potasyumlu değişik iki tip feldspat var ama bu seramik sanayinin olmazsa olması gibi. Yani %90'ı bunun cam ve seramiğe gidiyor. Yer ve duvar karoları işte. Şimdi değişik reçetelerde tabii yani herkesin reçetesi kendine göre ama %50 bile kullanıldığı olabiliyor seramikte. Hatta züccaciye de kullanılıyor. Bugün sıhhi tesisat dediğimiz işte banyolarımızda kullandığımız bunların hepsinde seramikte felspatla yapılıyor. Yani felspat olması şart değil ama Türkiye'de felspat olduğu için felspatla yapılıyor. Bizim reçetemiz bu. İngiltere'de bunun yerine başka bir şey kullanıyor olabilirler. Talk kullanıyorlar zannedersem seramikte. Sodyum felspat daha ziyade cam işte potasyum olan da seramikte kullanıyor diyelim. Tabii böyle çıktığı gibi kullanmıyor. Orada şey gözüküyor ama içindeki bu demir mineralleri vesaire empüriteler var. Bunların hepsinde var. Bütün bu bahsettiğimiz şeylerde, minerallerde bir zenginleştirme yapılıyor. Yani mineral yapısını bozmadan zenginleştiriyoruz.
mıknatıslarla falan demirini vesairesini, yani çünkü boyar şeyi istemiyoruz. Böyle bir prosesten geçiyor hepsi. Florit var Türkiye'de, gene Kırşehir, Keban, ufak çapta. Asit kalitesi, metalurjik kalite, işte 97'nin üzerinde olursa saflığı asit kalitesi diyoruz. Altında olursa 97 ile 90 arasında seramik kalitesi diyoruz. İşte 80-90 arası olursa metalurjik kalite falan diyoruz, ama çok ciddi bir üretimimiz yok. Çok da üstünde durulacak bir şey değil. Flor biraz gözden düştü. Çevre şeylerinde sıkıntı yarattığı için bacadan çıkan flor. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Benim Yunanistan'da bir alüminyum tesisi civarında gezerken, Saint Nicholas galiba, keçilerin dişleri büyümüştü. Yani o da flordan, çünkü bacadan flor yağıyor. Bizim Türkiye'de var. Beylikahır'da bir baritli flor yatağı var. Çalışmıyor ama oradan çıkan su, hemen dibindeki köyde o suyu içen, kullanan insanların kemiklerindeki deformasyonları bugün görebilirsiniz. Gençler kalmamış, gitmiş zaten. Köyde yaşlılar kalmış. Yani köye gitseniz aşırı flor alınca ne olduğunu orada görebiliyorsunuz. Fosfat yani olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ziraatte fosfatsız hiçbir şey yapamıyoruz. Bugün yakın zamana kadar diyelim, biz bunu ithal ediyorduk Fas'tan. Yani dünyanın en büyük yatakları Fas'ta, Amerika'da, Çin'de. Başka ülkelerde de var muhakkak. Bizde de var. Mazı da fosfat. Yıllardır da biliniyor. Yine Etibank zamanında yapılmış tesisler vardı. Bir yere varmadı. Kurda kuşa terk edildi. Lafı uzatmayayım. 2018'de buraya çok ciddi bir özel sektör, reklam olmasın diye isim vermiyoruz mümkün olduğu kadar, ama özel sektör entegre bir tesis kurdu. Bugün fosfat ve onun yanındaki türevleri, sadece ham madde fosfat olarak değil, 500-550 bin ton azot fosfat, bunlar ziraatin olmazsa olmazları, 200 bin ton da diamonyum fosfat kapasiteli ürün olarak. Öyle delecek patlatacak bir şey yok. Yumuşak toprak gibi görüyorsunuz. Basit yani madenciliği. Ama işte, ürün yapmak için prosesi o kadar basit değil. Entegre dedim. İçinde başka şeyler de varsa onlar da elde ediliyor. Yani full entegre hakikaten çok dehşetli bir tesis. Yani burada gördüğünüz rakamlar 2019'dur. Bu üretimi yansıtmıyordur. Sanıyorum 2020'den itibaren bu istatistiklere yansıyacaktır. Yurt dışından artık ithalat muhtemelen de yapmayacağız, bilemiyorum. Yani bunun şu %90'ı gübreye gidiyor diyebiliriz. Çok az bir kısmı deterjan, hayvan yemi falan gibi şeyler. Aslında Güven Hocam itiraz edebilir. Bunun ismi fosfat kayacı diye. O fosfat kayacı işte. Şeyde istatistiklerde fosfat diye geçtiği için başlık öyle, ama aslında bu fosfat kayacı. Çünkü fosfatın yanında, bu arada unutmadan söyleyeyim. Mesela glukonit diye çok enteresan da bir mineral var. Muhtemelen onu da elde ediyor olan bilmiyorum Mazı Dağı'nda. O da böyle potasyumlu bir yeşil. Bu da bir endüstriyel mineral. Zirai minerallerden biri. Eski ikonalarda falan yeşil boya olarak kullanılmış. Fakat ısıtıldığı zaman, fırınlandıktan sonra öyle bir kırmızı boya veriyor. Bugün Kuzey Almanya, Hollanda'da falan gördüğünüz capacanlı kırmızı kiremitlerin boyaları. Almanya'da üretiliyor çünkü. Ondan kullanılıyor. Ayrıca bitkileri besleyici, ya bugün Suudi Arabistan Amerika'dan bunu ithal ediyor. Orada gördüğünüz çimler çölde kendi başına bitmiyor. Bu ham maddelerin sayesinde glukonit de onlardan bir tanesi. Yani fosfat olmazsa olmaz. Garnet az kullanılan ama enteresan, giderek önem kazanan şöyle.
Burada bazılarımız bunu yüzük taşı olarak bilebilir. Bununla ilgili bir istatistik yok ama ben vereyim. Türkiye'de aşağı yukarı 5000 ton falan ithalat var. Türkiye'de üretim yok. Granat diyebilebilirsiniz. Garnetin çeşitleri var ama burada gördüğünüz çeşit almandin denen çeşidi. Renk olarak çok farklı renklerde olabiliyor. Süleyman taşı diyebilebilirsiniz. Böyle kahverengi, kızılımsı, çok hoş bir taş. Ama hepsi mücevher taşı kalitesinde değil. Bunun arada bir iki tane çıkıyor. Veya bir iki ülkede çıkıyor. Esas kullanımı endüstriyel mineraldir. Bizim doğal taş sektörümüz biliyorsunuz çok gelişti. Doğal taş bugün maden ihracatının yarısından fazlası doğal taş. Bu doğal taşları kesmek, yani önce kaba olarak blok halinde çıkarıyorsunuz ama o plakaları kesmek için, yani şekil vermek için plakalarda bu çok yüksek basınçta garnet tanecikleri, gene böyle mikron boyutunda taneciklerimiz, 100 mikrondan aşağı püskürtülmek suretiyle kesilir. Yani doğal taş sektörümüz büyüdüğü için garnet ihtiyacımız, Türkiye'de bir sürü böyle makine var bunları yapan. Fakat garneti Çin'den ve işte Hindistan'dan ithal ediyoruz. Aşağı yukarı 350-400 Euro'da şeyi vardır. Fiyatı vardır sırf Türkiye gelişi. İşte 3-5 milyon. Türkiye'de var. Maden kanundaki bir sıkıntıdan dolayı çalışamadı ama inşallah değişecek. Çalıştıracağız onları da. Çok başka bir uygulaması da mesela Avrupa'da artık su filtrasyonunda şehir şebekelerinin büyük havuzları vardır ya orada kum, bildiğiniz silis kumu kullanılmıyor. Yeni de değil yani ben oralardayken yasaklandı diyebilirim 80'lerde falan Almanya'da garnete geçildi. Çünkü silisde bir sıkıntı var, silikozisi yapıyor diye. Türkiye'de uygulanmıyor henüz, uygulanırsa su filtrasyonunda da kullanılır. Onun gibi başka böyle cam parlatma, zımpara kağıdı falan gibi ufak tefek uygulamaları da var. Çok büyük bir pazar değil yani. Dünyadaki bunun pazarı zaten 400 bin ton falan. Ama özel yani niş bir pazar diyelim. Grafitimiz var. Fakat grafiti makbulü böyle pul pul iri pul pul olan flokon denen burada flokon diye geçmiş şekli. Bizde yok maalesef. Bizdekiler çok ince kristalli. Hatta amorf diyoruz. Hatta amorf değil aslında ama ince kristalli. Döküm sanayinde işte grafitli tuğla yapılır vesaire. Daha ziyade refrakter tuğlalar. Gresler vardır. Grafitli gres. Ama şimdi önemi esas bu pillerde bu arabalardaki elektrikli arabaların pilleri var ya oralarda. Grafit anot olarak kullanılıyor. Yani bizim bu arada Digiturk'te galiba BBC veya Science kanalı diye bir kanal var. Orada bu Tesla'nın pil fabrikasını gösteriyor. Herkese tavsiye ederim. Yani her şey olduğu gibi robot. Laf lafa açıyor ama yeri gelmişken söyleyeyim. Lityum'da da bahsedeceğiz ondan belki. Her bir Tesla arabada 56 kilo grafit var. Yani az buz değil. Gelecek orada. Global olarak da bunun %80'i Çin'den geliyor. Yani 1 milyon ton falan bir pazarı var global. Bizde de iki üretici var. Küçük çapta bahsettiğim ince grafitli amorf ince kristalli grafitten yapıyor. Flotasyonla. Muhtemelen yağ sektörüne falan veriyor. Grafiti hepimiz aslında biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kurşun kalemlerimizin içinde grafit var. Yani kurşun yok tabii ki. Kalsit bizde dağ taş kalsit. Yani bunu da biliyorsunuzdur muhakkak. Bu resim muhtemelen Marmara Adası'ndan falan da olabilir. Yani kalsitin. Kalsit birçok insan mermer tozu diye de bilebiliyor. Kalsiyum karbonat diyelim yani kireç taşı bu metamorfizma geçirdikten sonra kristalize oluyor burada gördüğünüz gibi. İşte bu da kalsit oluyor. Bunda tabii aranan özellik en başta beyazlık. Çünkü kağıtlarımızda kalsit kullanıyoruz. Yani 1990'larda
Yani eskiden kaolen kullanılıyordu. Seka fabrikaları, kaolen asidik bir prosesti. Kalsit ise bazik bir proses gerektirdiği için daha güvenli çevre açısından. Seka fabrikaları da buna geçti. Şu anda tabii ki Seka fabrikası yok ama bütün kağıt fabrikaları kalsit kullanıyor. Bugün elinizin altındaki kağıtların hepsinde dolgu olarak, yani kağıdın gövdesinde kalsit var. Dolgu olarak olan kalsit gibi 20 mikron altı falan, ama üst tabakada da kalsit var kaplamada. O daha incedir, 3 mikron altıdır. Daha bir hassas çalışma gerektirir. Şart da değildir. Kalsitten başka alternatifler de var. Tabii ki parlak kağıt istiyorsanız yine kaolen kullanabilirsiniz. Talk kullanabilirsiniz. Ama benim elimde mesela çok enteresan bir defter var. Şu anda göstermekte sakınca yok. Bu defterin kağıdının %80'i kalsit. Aynen üstünde öyle yazıyor. Geri kalan %20'si polietilen. Yani kalsiti bir arada tutan şey. Normal kağıtta bu kadar değil ama bu biraz ekstrem bir durum oluyor. En çok kullanıldığı yer boya. Boyaların içinde dolgu olarak, yani fonksiyonelden ziyade dolgu. Çünkü boyada rengi, beyazlığı şeyi veren titanyum dioksit. ondan sonra PVC, cam çerçevelerinde gördüğünüz kapılarda, pimaş borularda. Bunların içinde hepsinde kalsit var dolgu malzemesi olarak. Niye? Ucuz. Bu endüstriyel minerallerin ucuz olması lazım ki her yerde kullanabilelim rahatlıkla, yaygın olması için. Ne kadar var? İşte %30 falan var yani. Yani o biraz üst limit oluyor. Yani daha fazla korsa zaten kırılgan olur malzeme. Böyle aldığınız pimaş boru çıtır çıtır kırılıyorsa fazla kalsit basmışlardır. Ki yapıyorlar. Çünkü pahalı malzemeden tasarruf ediyorlar kalsit koymak suretiyle. Aslında %22 falan geçmemek lazım. Ders çimentosunda var, işte inşaat şeyinde var, dolgu macununda var. Çok yerde var. Hatta bunun bir de presipite, yani çöktürülmüş kalsiyum karbonat var. Bu kalsitin içinden kalsiyumu çözündürüp karbondioksitle çöktürüyorsunuz tekrar. Saf. Onu da belki ilaçlarda falan, yani gıda sanayinde artık bu %90'ın üzerinde, 99'un üzerinde saf kullanılıyor diyebiliyorum. Ve bu çok çok ince. Yani bu 1 mikrondan falan ince. Bunun böyle makineyle öğütemiyoruz. Bizim normal öğütme makinalarımızla öğütebileceğimiz şey işte 3 mikron altı diyoruz ama onun %50'si 1 mikronu falan buluyor. Yani tamamen 1 mikron altı öyle öğütme makinesiyle öğütülmüyor. O isteniyorsa presipite yapılıyor. Çöktürülmüş kalsiyum karbonat. Kaolene geleyim. Kaolen var Türkiye'de. Çok büyük yataklar yok. Tabii ki en büyük yataklar bugün şeyde, İngiltere'de falan bildiğiniz Güney İngiltere'deki kaolen yatakları. Türkiye'dekilerin bazı özellikleri kükürdü fazla falan her şeye uymuyor diyebiliyorum. Fakat böyle gene aynı kalsit gibi boyada olsun, başka yerlerde olsun, PVC'de veya kağıtta kaolen kullanılabiliyor. Tabak, çanak, porselende kullanılıyor %60'a kadar. Böyle elektrik, izolasyon, seramikler vardır eskiden. Onlar da kullanıyordu. Şimdi artık pek kalmadı onlardan. Yani dünyada 50 milyon ton kaolen üretiliyor belki ama bizde o kadar yaygın değil. Onun yerine başka şeyleri ikame ediyoruz. Şart değil yani her şey kaolenli olması. Dediğim gibi kaolen yerine kalsit. Lityum enteresan. Tabii ki haberlerde de duydunuz. Geçtiğimiz haftalarda, bir iki hafta önce Enerji Bakanlığı ilan etti. İşte itimaden Kırka'da lityum üretimine başlıyor. Tabii şu anki fabrika bahsettikleri yılda 6 ton. Bu bir şey, pilot tesis diyelim. İleride birkaç yüz ton yapılacağını söylüyor. Bizim yerli arabanın pili için gerekli olan bir şey. Şimdi lityum borların atıklarında vardı. Ama şimdi değer kazandığı için böyle bir şeye girişildi. Endüstriyel mineraller böyle, bu bakımdan enteresandır. Yani bir şey
bir kullanım alanı bulduğu zaman çok değerlenir. Sonra o kullanım alanı geçer. Bunu stronsiyumda söyleyeceğim ama lityumda için de geçerli. Bir değer arz etmez, unutulur gider. Lityum sol tarafta gördüğünüz resimdeki gibi kayaçta da oluyor, spodumen minerali olarak, ama daha çok Güney Amerika'da bu evaporitik, yani tuz gölü gibi düşünün. Suyu uçuyor. Lityum, suyun içindeki lityum, suyun içinde %1 falan da veya daha az lityum var. O çökertilmek suretiyle lityum elde ediliyor. Bizimki de borların atıklarındaki eskiden beri birikmiş. Dağlar, taşlar, atık var. Onlardan lityum elde edecekler. Lityum hidroksit muhtemelen elde edilecek. Bundan daha sonra lityum karbonat yapılıyor. Lityumun fiyatı burada 15 bin falan gözüküyor ama şu an fiyat düşmüş vaziyette, onu söyleyebilirim. Çünkü niye? Birden lityuma hücum oldu. Yani bu piller dolayısıyla. Bütün kullandığımız pillerde lityum var. Yani lityumsuz hayat olmayacak neredeyse. O vaziyete geldik. Mesela o az önce bahsettiğim Tesla'nın giga tesis dediği, çölün ortasında her şeyi robotlar yapıyor. İşte güneş enerjisiyle enerjisini şey yapıyor. Yılda 500 bin tane akü yapacak. Yani akü deyince otomobil, her bir otomobil aküsünde 4000 tane hücre var. Bakın. Yani bu çok ciddi bir şey. Bütün dünyadaki diğer lityum akü üreticilerinden toplamından fazla bir üretim yapacak bir tesis. Tabii ki teknolojisi var. Herkes yapamıyor belli ki. Yani global rezervler, yeteri kadar rezerv var. Biz de şanslıyız herhalde, borlarda lityum olduğu için oradan lityumumuzu şey yapabiliriz, elde ederiz. Tabii sadece akü değil, tabii daha çok akü. Yani bugünkü pazar itibariyle %35'i bunun akülere, pillere, telefonun vesaire gidiyor ama bu giderek artan bir oran. Ne bileyim, Gresyan'da da olabiliyor, karşınıza gelebiliyor sözün gelişi, veya klima tesislerinde de olabiliyor. Ancak esas uygulama pillerde. Manyezitte iddialıyız. Manyezitte ciddi bir yerdeyiz. Yani şimdi manyezit çıktığı şekliyle mineral olarak manyezit. Magnezyum karbonat yani. Bunu biz ham olarak, hamdan ziyade kalsine, yani 1000 derecede fırınladıktan sonra kullanılıyor. Bir de sinterleme var 1500 derecede. Elektrofüz denen var 3000 derecede. Ama biz daha çok sinter ve kalsine manyezit yapıyor. Manyezit diyelim, yapıyoruz. Türkiye'de. Ziraatte çok kullanılıyor. Bu da mesela hayvan yemine falan da yiyiliyor. Yani magnezyum bütün varlıkların ihtiyacı olan bir şey. Şeker pancarından tutun da işte şalgama, havuca kadar ziraatte, hayvan yemlerinde, ilaçlarda vesaire. Refrakter tuğla. Az önce mesela çimento sektörü falan da kullanıyor. Az önce örnek verdim. Bunlardan metal de elde ediliyor diye. Mesela dolomit de magnezyum karbonat. Manyezite yakındır. Hem magnezyum hem kalsiyum. Oradan Esen Eczacıbaşı, isim gelmiyordu. Magnezyum metal elde ediyor. Yani bir şeyin metali de elde edilebiliyor. Bu çok yaygın mı böyle bir kullanım? Olmayabiliyor. Yani stronsiyumun da metali elde ediliyor ama az bir yerde kullanılıyor. Esas bunun türevleri, yani magnezyum, manyezit, magnezyum karbonat olarak karşınıza çıkıyor ama magnezyum hidroksit olarak Salda Gölü'nde önümüze geliyor. O gördüğünüz kum aslında kum değil. Yani bir çeşit magnezyum hidroksit. Bu da bir yangın geciktirici. Aynı alüminyum hidroksit gibi. Doğal bir yangın geciktirici. Veyahut magnezyum sülfat ziraatte kullanılan şey. Aslında Epsom tuzu diye geçer ama o doğal olarak da tabiatta tuz yataklarının içinde kizerit diye bunun minerali vardır. Magnezyum sülfat. Almanya'da da mesela eski tuz atıklarından bunu şimdi böyle geri kazanıp
sanayide, ziraatte kullanıyorlar. Yani magnezyum mühim bir şey. Mineral her tarafa girmiş vaziyette ve Türkiye'de magnezyum bakımından zengin. 8 milyon ton işte global kapasite, 10 milyon ton oralardaysa bizim de burada ciddi bir şeyimiz var yani miktarda. Daha ziyade Eskişehir tarafında. Mika çok ciddi bir şeydi. Yani eskiden belki öyleydi. Şimdi bir iki çeşit mika var daha çok kullanılan, muskovit falan gibi ama artık pek aranan da bir şey değil. Ufak tefek elektrik izolasyonu, lastik, tekstil, işte kaynak çubuğu, sızdırmazlık macunu gibi bir takım uygulamalarla karşımıza çıkıyor ama miktarlar çok düşük. Asıl nadir toprak elementleri, günün konusu. Yani her yerimizde bunlardan var. 16-17 tane mineral var. Nadir toprak elementlerine ihtiva eden. Bunlar da işte buradaki resimde görüyorsunuz. Telefonun her tarafında var. Arabanın her tarafında var. Yani araba biliyorsunuz her şey sensörlerle. Sensörlerde var. Arabanın içinde belki 20'den 25'ten fazla bu elektrikli bir araba tabii. Küçük küçük elektrik motorları var. Sileceğinizi çalıştırıyor, camı çalıştırıyor, her bir şeyi çalıştırıyor. Bunlar hep nadir toprak elementleri kullanıyor. Yani sadece arabanın hibrit arabada olsa o elektrikli aküsü değil. Olmazsa olmaz çok önemli Malatya Kuluncak'ta nadir toprak elementleri bulunduğu müjdesi verildi. Bakalım arkasından ne çıkacak. Munzur Üniversitesi'nde bir bölüm kurdular. MUN-TİM diye. Bu konulara bakıyor. Ayrıca bizde Atom Enerjisi Kurumu vardı. Nadir Toprak Elementleri Kurumu vardı. Böyle bir de Bor Araştırma Enstitüsü vardı. Geçtiğimiz yaz bunların hepsi birleştirildi tek çatı altında. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu şeklinde getirildi. Yani bu işlere daha çok eğilindiğini, önem verildiğini gösteriyor sanırım bu. Fiyatları çok değişik olabiliyor. Yani burada hepsi aynı derecede değerli olmayabilir. Tabii neodimidyum diye bir şey var. Mesela bu 90 bin dolar falan bunun tonu. Ama mesela lityumun bugün geldiği lityum 5.800 dolar oldu tonu. Yani düştü bayağı. Yani bunlar oynaklık gösterebilir. Yani metallerden daha çok hızlı oynaklık gösterebilen şeyler. Nefelin siyaniti üzerine çok durmayayım. Yani bizde de var Orhan elinde. Şu an üretimde olduğunu zannetmiyorum. Onun yerine başka şeyler kullanıyoruz. Felspat vesaire. Bu Rusya için önemli. Rusya'da boksit yok. Alüminyumu nefelin siyanitten yapıyorlar. Kola Yarımadası'nın belki dağları taşları nefelin siyaniti yani çok var. Onlar da öyle bir teknoloji geliştirmiş. Perlit bakımından zenginiz. Şu gördüğünüz Biga'da bir perlit ocağı. Perlit her tarafa girmiş. Yaygın batıda da çok yani uzanıyor gidiyor. Ermenistan'a kadar gidiyor. Orada da var. O sıvı alçılarında var işte. Bu tabii aynen böyle mısır patlatır gibi veriyorsunuz ocağa. Alevin üzerini görünce içinde su genleşiyor, patlatıyor. Mısır gibi patlıyor. Ne oluyor? Bir litresi bunun oluyor size 100 gram. Yani bir kilo olacağı yerde. O hale geliyor. Hatta 50 gram da olabiliyor. Daha da güzel. Filtrasyona uygun oluyor. Burada gördüğünüz 356, 359 dolar olan ton muhtemelen filtrasyona uygun. Daha kaliteli bir perlit. Yani normal genleştirilmiş perlit 60 dolarken. Hatta şimdi daha da az. Ben perlit dediğimiz için biliyorum 45 dolarlara falan düştü. FOB olarak bu rakamlar FOB. FOB limanda. Ama perlitimiz çok. Perlit bakımından yani Amerika 800 bin ton falan üretirken biz 500'leri geçtik. Sanıyorum Yunanistan'ı da geçtik. Yani dünyada ikinciyiz diyebilirim. Birçok yerde filtrasyon, işte bahçe tarımından tutun filtrasyon deyince yağları, içecekleri her bir şeyi filtre edebiliyoruz. Çatınıza izolasyon diye korsunuz, duvarlarınızın arasına korsunuz. Enteresan bir malzeme. Pomuza da ona benziyor. Pomuzu muhtemelen bu sol taraftaki beyaz olarak bilirsiniz. Bunun her ikisi de aslında ya buna yurt dışında sağdaki kırmızı olana pomuza demiyor. Skorya denir. Biri bazik, biri asidik. İşte bu biraz demirlidir. Ondan da rengi şey.
Fakat ikisi de aynı şey aşağı yukarı, yani volkanizma sırasında oluşmuş, içinde hava kabarcıkları kalmış. Dolayısıyla böyle bir su tutma kapasiteleri olan, yüksek kapasiteleri olan şeyler, işte yangına dayanıklı izolasyon malzemesi, aşındırıcı, bugün kullandığımız temizlik malzemelerinin içinde de tabii çok ince öğütüldüğü için elinize gelmiyor olabilir. Topuk taşı diye bunu herkes biliyor. Zaten şeye de, istatistiğe de sünger taşı diye geçmiş. Burada da Türkiye zannediyorum dünyadaki 5 milyon ton falan bir üretim var. Bunun yarısı Türkiye, Yunanistan, İtalya, işte bu Akdeniz kuşağı diyeyim. İspanya'da da haliyle bu ülkeler üretiyor. Toprak iyileştirici tavsiye ederim. Yani böyle kirli toprağı olanlara bahçelerine sermelerini. Pozalan, yani bu çimento sektöründe de kullanıyor. Yani pozalan olarak bakılırsa bunun üretimi 5 değil 12 milyon tonları bulur globalde diye düşünüyorum. Selestin çok enteresan bir şey. Bu renginden görüyorsunuz gök mavisi gibi, gri mavi. İsim de oradan geliyor. Sağda gördüğünüz de Sivas'taki Selestin Hoca. Eski hali tabii. Bu tüplü televizyonların camında kullanıldı. Artık yok tüplü televizyonlar. Türkiye'de var, İspanya'da var, Meksika'da var, Çin'de de biraz daha, ama kaliteli olan bu üç ülke diyelim. Türkiye bir ara işte 90, 1990'ların başında, ortalarına doğru falan en büyük Selestin üreticisi falan gibiydi neredeyse, yani bu üç ülke arasında paylaşılmıştı. İhracatı da vardı. Selestin'in çıktığı gibi değil tabii. Selestin'den stronsiyum sülfattır bu. Tuz bir çeşit. Stronsiyum karbonat elde ediliyor. O şekilde televizyon camına konuyor. Camın ön tarafına. Bu olmazsa baryumla çok benzer. Kardeş gibidir ikisi de. Baryum karbonat eskiden kullanıldı. Sonra stronsiyum karbonata geçildi. Sürekli röntgen ışını alırdınız. O röntgen ışınlarını tutan stronsiyum karbonat camlardaki. %90 orada kullanılıyor. Yani bugün artık yok tabii ama nerede kullanılıyor? Havai fişeklerdeki kırmızı renk, bakın bu baryum için şey dedi, yeşil dedi ki, bu kırmızı verir, yani fark o. İzli fişekler falan bu görüyorsunuz şeylerde. Aynı zamanda stronsiyum da ferit şeklinde yapıldığı zaman, işte o küçük DC motorlarında kullanılıyor. İşte sabunda kullanılıyor. Diş macununda kullanılıyor. Sensorinde. Faydası var mı bilmiyorum ama sadece kullandığını duyuyorum. Stronsiyum içinde şey deniyor. Yani sağda solda kullanıma da geldi. Stronsiyum işte radyoaktif falan, alakası yok. Yani doğal haliyle Celestin radyoaktif bir olay yok. Ancak stronsiyum 90 izotopu vardır. Bunun için de nükleer füzyon reaksiyonu gerekir. Yani radyoaktif, o zaman radyoaktivite söz konusu olabilir. Ama doğal haliyle böyle bir şey yok. Ama bunlar, bu suçlamalarla karşılaştığınız için size bilgi olarak veriyorum. Silika çok çeşitli şekillerde karşınıza çıkıyor. Kum, kuarslı kum, cam sektörünün olmazsa olmazı, ne bileyim, ametist diye karşımıza çıkıyor. Kuarsit şeklinde oluyor. Agat, çakmak taşı, sileks, bir sürü şekilde karşımıza geliyor. Ama cam sanayi, buradaki en büyük ithalat da odur. Çünkü belli bir granülasyon ve şekilde, yuvarlanmış şekilde muhtemelen istediği için cam sanayi ve saflıkta istediği için bu Türkiye'deki kumlardan olmuyor. İthal ettiğini düşünüyorum. Bu rakam o, büyük rakam. Bizde kuars var. Aydın Çin'e tarafında güzel temiz beyaz kuarslarımız var. Taş, yani kayaç şeklinde. Bugün bildiğiniz camlar düz cam, şişe cam. Bunun %60'ı falan silis kumudur. Yani onun fiberglass da olmazsa olmaz %40 kadar zannediyorum. Bu borosilikatlar, Pyrex dediğimiz şeyler de tabii var. Bora ilaveten. Ben enteresan bir şeyle karşılaştım. Mesela İznik Çinisi, bugün İznik'e gitseniz pek çok Çini toprak malzeme üzerine boyama şeklinde İznik Çinisi diye satıyorlar.
Merkezden biraz dışarıda İzni'ye girerken bir atölye saf kuarsla yapıyor. Yani gerçek İznik çinisinin püf noktası zannediyorum o. Hakikaten ne çiziliyor ne kırılıyor ne bir şey oluyor. Bambaşka bir şey oluyor. Yolunuz düşerse tavsiye ederim. Döküm kumu olmazsa olmaz, döküm kumu yani o da o Türkiye'de üretiliyor. Bizim kumlarımız ona müsait. Kimyasal bir sürü ham madde işte sodyum, silika jeli diyin, silisilik asit diyin, böyle bir sürü silikattan yapılmış şey var. Kumlama birçok yerde karşınıza çıkıyor. Yani kuars püskürtülerek kumlama yapılıyor. Aslında bunlar zaman içinde kaybolacak uygulamalar. Çünkü o toz silikozis yapıyor. Ne kadar korunsanız problemli bir malzeme. Bunların yasaklanması da lazım. Bu uygulamasını diye düşünüyorum. Bizim şeylerimizde işte 4-5 milyon ton Aydın Çin'e tarafında kendi kuarsımız var. Güzel. Sepiolit çok enteresan malzeme. Sepioliti ataporjit diye iki kardeş mineral gibi şey yapmak lazım. Ve çoğumuz yani sepiolit çeşitli. Buna full reserve falan deniyor işte. Yani çömlekçi toprağı deniyor, arıtma toprağı deniyor. İşte niye deniyor ben de biliyorum. Muhtemelen o full reserve şeyden geliyor. Bu koyunların yününü yıkarken oradaki lanolinikleri atan, uzaklaştıran şey malzeme buymuş. Oradan böyle isim gelmiş. Şimdi endüstriyel minerallerde bile böyle bir şey var. Lokal ve halk dilinden gelen kullanımlar var. Bunlar böyle kafa karıştırıyor. Her ülkede başka türlü bir isim. Pek çoğunu biz de o ülkelerden alıp tercüme ediyoruz. Ama o uygulama olmadığı için de biraz anlamsız kaçıyor. Onun için mümkün olduğu kadar mineralojik isimleriyle hitap etmek lazım. Bildiğiniz lüle taşı aslında bir sepiolit. Yani sepiolitin işte alfa sepiolit, beta sepiolit diyoruz da biz bunun alfa sepiolitini lüle taşı diyoruz. O suda yüzer. Burada gördüğünüz sepiolit Eskişehir Sivrihisar tarafında muazzam sepiolit tesisi de var. Sadece ocakları değil. Böyle milyon ton falan yapan bir tesis var. Yol boyunda belki görebilirsiniz. Bunun ziraatte kullanımı yaygın. Lüle taşı çok enteresan bir malzeme biliyorsunuz ama çok eskisi kadar değil. Bugün Beyaz Altın diye bir köy var Eskişehir'e yakın. Orada çıkıyor. İsmi değiştirmişler maalesef. Eskiden Sepetçi'ydi köyün ismi. Sepetçi aslında Sepiolitçi'den bozularak gelmiş bir isimdi. Daha anlamlıydı. Çünkü 1950'lerde falan orada büyük ciddi böyle yani üretim lüle taşından üretim faaliyet vardı. Şimdi tek tük ocak var. Böyle bireysel atölyelerde yapılan ufak tefek işler var. Bunları Almanca'da Meerschaum der zaten. Deniz köpüğü gibi. Hakikaten köpük gibi bir malzeme. Sanki bu suda yüzüyor. Yüzen çeşidi için diyorum. Diğeri için endüstriyel mineral olarak kullandığımız sepiolitin hayvan yemine, gıdasına, kedi kumuna aslında bentonitle rakiptir. Özellikle kedi kumunda. Ben kedilerime bentonit kullanıyorum. Çok kimse sepiolit kullanıyor olabilir. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama bentonit tavsiye ederim. Yani şu açıdan yumuşaktır. Parkerinizi falan çizmez. Su absorpsiyonu da çok iyidir. Ve koku alma absorpsiyonu da iyidir. Yani şeyden, sepiolit azından. İşte ağartıcı, kekleşmeyi önleyici, ne bileyim çok enteresan uygulamalar var. Sondaj çamurunda bile kullanabilirsiniz. Sondaj çamuru dediğimiz şey sadece bentonit varit değil. Yani sondaj çamurunda 10-12 tane malzeme kullanılabilir. Fındık kabuğu dahil. Bunun çamurun nasıl malzeme olacağı onun mühendisleri hesaplıyor. Bir reçete veriyor. İşte bir yerde çatlak varsa oraya tıkamak için şundan koy diyor vesaire. Tuzlu şeylerde de yani tuzlu suda yapılan sondajlarda da muhtemelen bu deniz aşırı sondajlarda da sepiolit tercih edebilirler. Böyle bir şey de var. Özel kullanım alanı. Çamaşır deterjanı, işte kağıt, kedi kumu, eczane malzemesi bir sürü yere giriyor. Yani bunlar sarmakla bitecek gibi değil.
bunun 2-3 milyon ton global bir ticareti var. Bizde çok ciddi rezervler var. Milyonlarca ton. Amerika, İspanya başı çekiyor. 1 milyon ton her ikisi de. Ama biz onları yakalayacağız gibi geliyor Security'de. Yani eski tarafı bir Security açısından zengin hakikaten. Talk var. Burada gördüğünüz ocak tabii dünyanın en büyük talk ocağı. Bizdeki değil. Bizde yok böyle bir şey. Talk de Luzernak, bu Fransa güneyinde. Pirenelere doğru. Bu gördüğünüz sol taraftaki beyaz, hakikaten beyaz talk, makkul olanı. Bizdekiler böyle beyaz değil. Sivas tarafında tarlalardan böyle hani topak topak patates gibi toplanıyor. Öyle elle manuel 2000 ton falan yılda bir üretim olduğunu biliyorum. Belki bir firma, belki iki firma, yani daha fazla değil. Ama talk enteresan bir malzeme. Yani tırnağınızla çizersiniz. Yani heykel de yaparsınız. Biliyorsunuz pudra vesaire. Pudra demişken şunu söyleyeyim ama pudra işi Amerika'da biliyorsunuz davalar açıldı. Bu bebek pudralarında, kadınların kullandığı pudralarda falan, hijyenik pudra vesaire diye pazarlanan o vaktiyle Johnson'un şeyi, açılan davalar ve yasaklandı yani kullanımı. Pudradan ziyade bizde boya, lastik sanayi vesaire kullanılıyor. Hayvan yemine de kullanılıyor. İşte kozmetikte kısmen kullanılıyor. Eskisi kadar yok. Ama böyle enteresan özellikler biliyor. Mesela bunu polipropilene %20 katarsanız bunun bükülmezliğini %80-90 arttırıyorsunuz. Yani veya %40 katarsanız %150 arttırıyorsunuz. Ama böyle enteresan özelliklerinden dolayı araçlarımızın o plastiğinin içinde de pudra olabiliyor. Yani üreticinin yapmak istediği ürün ne uygunsa kullanılıyor. Şart değil ama kullanılabiliyor. Trona gördüğünüz gibi bir şey, böyle kahverengi gibi kayaç diyelim. Bu suda eriyen bir şey olduğu için bu linyi sondajı yaparken fark edildi. Orada sondajlar eriyince karotlar suyu verince tron olduğunu, yani çok eski değildir bizde. 82'de zannediyorum bu fark edildi. Etibank şey yapmadı. Daha sonra özelleştirildi. Bugün Kazan'da ve Bey Pazarı'nda iki büyük yatağımız var. Büyük derken bizim için büyük yani, yeteri kadar. Yani dünyanın en büyük yatakları Wyoming, Amerika'da 47 milyar ton olduğunu söylüyorlar. Ölçek vermek için söylüyorum. Bizde Bey Pazarı 200, Kazan'da 600 milyon ton olduğunu biliyoruz. Yani bunun devamı da bulunur. Yani birden dünden bugüne 50 milyar ton bulmamız şart değil. Madenler üretim yaptıkça geliştirilir. Devam eden rezervler bulunur. Yalnız bu gördüğünüz gibi bu Wyoming'den bir fotoğraf. Orada böyle peynir tabakası gibidir. Türkiye'de çok tektonik kırılmalarla tektonik sorunlu olduğu için her tarafımız kırık. Bunları Celal Bey size anlatır 2 hafta sonra. Onun için bizdekiler böyle peynir tabakası gibi rahat madencilik yapılabilen şekilde değil, mercekler şeklindedir, kırık şeklindedir. Zordur. Fakat Ciner grubu orayı işleten şu anda. Yani global bir Trona'dan soda külü elde ediliyor. En mühim şey bu. Onu söylemem lazım. Soda külünün işte 2,5 milyon ton falan yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam eti soda şimdi ismi. Ciner dediğim eti soda ismi. Bunlar Miami'de, Amerika'da falan da firma aldı. Yani global bir oyuncu haline geldi bu konuda. Yani soda külü sadece Tron'dan yapılmıyor. Bu doğal olan şekli. Aynı şekilde şişe cam. Bundan önce zaten şişe cam yapıyordu. Çünkü camın olmazsa olmazdı. Yani bir cam. Bunun %50'si cam sanayine gidiyor. Soda külüne. Bugün İstanbul Ankara arasında seyahat ederken silobasları görürsünüz. Yani kamyonlarla devamlı İstanbul istikametinde Kazan'dan o tarafa gidiyor ihracata. Yalnız şeyin, şişe camın yaptığı
sentetik Solvay proses diye bir prosesten elde edilen yan ürün diyelim. Dolayısıyla doğal olanı Trona'dan üretileni Türkiye'de yenidir. Ve çok ciddi, çok büyük ve çok yani dünya çapında bir tesis var şu anda orada. Bunun pek çok da kimyasalların temel maddesi tabii sodyum soda külü dediğimiz sodyum bikarbonat. Kostik sodadan sodyum bikarbonat, sodyum kromat, sodyum fosfat, nitrat bir sürü şey yapıyor. Sabun, deterjan, su arıtma. O tipik bir cam üründe %20 soda külü kullanılıyor. Yani onu biliyorum. Ama temizlik malzemeleri değişkendir. Temizlik malzemelerinde %10 ile 40 arası falan kullandığını tahmin ediyorum. Temizlik malzemeyle ilgili şeyler değişiyor zaten. Mesela fosfat da temizlik malzemesinde kullanılıyor. İdi bugün neredeyse Almanya, yani Avrupa'da kullanılmıyor. Yani fosfat temizlik deterjanındaki fosfat zararlı olduğu düşünüldüğü için. Yerine başka şeyler kullanılıyor. Reçeteler değişebiliyor. Biliyorsunuz Eti Maden borlu deterjan yapıyor. Olabilir. Bunun ötesinde en son olarak vermikülit, sondan bir önceymiş pardon, vermikülit var. Vermikülit de böyle enteresan bir malzeme, görüyorsunuz. Sol tarafta çıktığı gibi pul pul mika, adeta zaten mika. Yani biyotit denen mikanın plakaların arasında su girmişi gibi düşünün. Bunu fırına verdiğiniz zaman böyle akordeon gibi açılıyor. O 20 misline kadar genleşiyor. Bu da müthiş bir özellik, izolasyon özelliği veriyor. Türkiye'de bu sağ tarafta gördüğünüz aslında yanıltıcı olabilir. Böyle bir vermikülit madeni yok. Bu Güney Afrika'daki Palabora, muazzam bir maden. Ama burada sadece vermikülit değil, 20 küsur başka mineral üretiliyor. Vermikülit de onlardan biri, yan ürün diyelim. Ama dünyanın en çok vermikülit de burada üretiliyor, bu madende. Bu nerede kullanılıyor? İşte İngilizlerin perliti yokmuş. Onlar da alçı sıvaya vermikülit kullanmışlar gibi. Herkesin reçetesi farklı oluyor dediğim gibi. Herkes kendi ham maddesine göre reçete yapıyor. Ha, Türkiye'de topraksız ziraat diye bir şey var. Antalya'da falan serelerde fideleri yetiştirirken kullanılan. 5000 ton kadar zaten buradaki rakam aşağı yukarı öyle bir şey. Bir şey var yani, bir pazarı var. Güzel de fiyatı var, 350-400 euro gibi. Türkiye'de yeni sayılır üretim. İlk üretim 2011'de Sivas yakınında. Daha sonra ikinci bir şey üretici bizim de ortak olduğumuz 2013'te üretime geçti. Aslında Türkiye'ye yetecek kadar vermikülitimiz var. Ama nedir? İşte çok büyük bir şey değildir. Dünyadaki pazarı 400 bin tondur. Bilemediniz. Bize Güney Afrika'dan ziyade Zimbabwe'den falan geliyor. Orada da var. Yani daha ucuz oluyor herhalde diye düşünüyorum. Yani kalite farkı diye de tabii ki bir şey var. Aynı perlitte olduğu gibi ne kadar yoğunluğu düşük elde edebilirsiniz, yani genleşmesi ne kadar çok olursa o kadar daha kıymetli. Başka faktörler de var tabii. Bambaşka yerlerde de kullanılabiliyor. Metal iyonlarını falan su arındırmada kullanılıyor. Onları üzerinde topluyor vesaire gibi. Buradan en son zımpara taşını söyleyeyim. Zımpara, korunt diye de biliniyor zımpara taşı ama bizim eserlerde zımpara taşı diye geçiyor galiba. Zımpara taşının şeyi, yani Türkiye, dünyadaki üretimin yarısı Türkiye falan herhalde. Ama çok değerli bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun hani saf şekli olursa yakut da olabiliyor. Tabii bizdeki yakut değil. Karıştırmasın. Yani bu zımpara taşı demir oksit karışmış şekli yani içine. Bu gördüğünüz fotoğraftaki. Bileme taşı, işte cam parlatma, metal parlatma falan gibi. Az önce bahsettiğim garnete benzer, böyle sert olduğu için aşındırıcı bir şey. Ama bu mesela garneti doğal taş kesmede kullanılıyoruz dedim mi? Mesela bir Almanya'ya gidiyorsunuz. Almanya'daki sanayi farklı bir şey. Orada doğal taştan ziyade hassas metal kesimleri, mesela bu uçaklarda kullanılan metallerin hassas kesimleri, pürüzsüz kesimlerini falan, onlar o iş için kullanıyor garnet. Yani aynı şekilde tazdikli şekilde püskürterek. Dolayısıyla kullanım şekilleri sanayinin ihtiyaçlarına göre
değişebiliyor. Reçeteler ülkelerin ham maddelerine göre değişiyor. Yani böyle endüstriyel mineraller oynak diyelim, oynak bir zeminde. Bir metal gibi daha rigid bir pazarı var. Londra Metal Borsası'nda fiyatları tespit ediliyor. Standardı belli vesaire, böyle değil. Her üretici kendine göre bir standart talep edebiliyor diyebiliriz. Bizim toplamını söyleyeyim son olarak. İthalat, ihracat rakamımızın az önce baktığımız rakamların hepsini alt alta koyduğumuz zaman 1 milyar 687 bin, gerisini yuvarlayalım, dolar 2019 ihracatımız var. 331 milyon küsuratı mı diyeyim, ithalatımız var. Yani endüstriyel minerallerde iyi bir yerdeyiz. Ben hepsini saymadım ama böyle bir 70 tane falan endüstriyel mineral var tabii. Mesela burada unuttum, şimdi dikkatimi çekti. Zeolitlerimiz var burada. Zeolitler de çok enteresan bir malzeme. Böyle mikron boyutunda tüpler gibi düşünün. Filtrasyona falan, yani bir ara gaz üretimi yapıyordum. Orada filtrasyona falan kullanıyoruz. Deterjan da. Yani zeolitinin de sentetiği var. Manisa Akhisar tarafındaki çok güzel zeolit yataklarımız var. Yani zeolitte de enteresan bir yere gelebiliriz yakında. Buraya da koymayı unutmuşum. Bunun dışında yani günlük hayatta karşımıza gelen endüstriyel mineraller bunlar. Endüstriyel mineral deyince çünkü pek anlaşılmıyordu. Bunları böyle tek tek kullanımlarını anlatmak gerekiyor herkese. Benden bu kadar. Zannederim bir saati çok geçtik. Evet, çok az geçti Evet. Serbi. Doğru ya, Bir baştan biraz saat civarı diyebiliriz. baştan geç başladık değil mi? Doğru. Bir şey yapalım. Şurayı bir kaldıralım. Evet.